Ondan sonra güzel geçti yemekte. Oteli bırakır mısın dedi. Oteli bırakırım dedim. Sonra gittik işte, çıktık. Otele bıraktım. Tam işte otele bırakırken benim dedi 2 saat sonra uçuşum var. Dedi görüşürüz. Ben de eve döndüm, uyudum. Ne abi? Ya bırak kuzen, yapma bak. Anlatmayayım abi o zaman. Anlatmayayım, dalga geçeceksen anlatmayayım. Ya ne yapayım abi, ben sen kadar şanslı değilim yani. Kadınlar sevmiyor beni, aşık olmuyorlar. İşte anlamadığın şey tam da burası. İşte anlamadığım yer neresiyse bana anlat da ben de bir artık faaliyette bulunayım diyorum. İyiydin o zaman. Bak, aşk dediğimiz şey masal kitaplarında kaldı. Baş artık bunları unut. Kimse dürüst değil. Ne kadınlar ne de erkekler. Zaten yeterince dürüst olsalar daha ilk buluşmada kimin neyin peşinde olduğu anlaşılacak da. Nerede o cesaret? Herkes kaçak dövüşüyor. Herkes korkuyor. Ya kuzen, bu senin aşkla olan böyle bir soğukluğun acaba bu geçmişte yaşadığın Aslı ile ilişkinden falan dolayı... Ali, yeter. Tamam. Tamam, oraya girmiyorduk. Orası yasaklı bölge. Tamam, senin hassas olduğun konu. Bir şey diyeceğim. Kuzen, bu bir tane kız varmış. İşe gireceğim diye kendini yırtmış falan. Ortalık kaynıyor. Ne o? Ne? Kız kim biliyor musun? Kim? Dünkü kız. Dünkü kız? Dedim ya, arabasına çarptım. Hastaneye götürdüm diye. Ha tamam, durum anlaşıldı. Arabasına çarptın falan. Bende oluştu. Oluştu bende. Ne oluştu sende pardon? Oluştu abi işte, tamam. Ne sen... oluştu? Ya kızın arabasına çarptın, kız da sana çarpıldı. Böyle, sen şanslısın abi tabii. Konu Bora doğru söz olunca kadınlarda tesadüf diye bir şey yoktur. Tabii öyle bir şey yoktur. Saçmalama, ne alakası ben var? Ben arabaya çarpsam levyeli adam... Kızı hastaneye götürdüm. Kız nasıl peki? Bora Bey, görmeniz gereken çok önemli bir şey var. Erkekler tekeşte olarak yaratılmış varlıklar değildir. Bence evliliğin ilk kuralı, kahretsin, ön koşulu kadının bunu kabullenmesi. Değil mi? Hatta böyle bir kadını evimin hanımı, çocuklarımın anası, gönlümün sultanı başımda da... Allah kahretsin, biri bizi cep telefonu oynayacakmış. Diyelim ki tam tersi oldu. O zaman da cezasını kesmeyi bilirim. Yani şiddetle doğamızın bir parçası en neticesinde değil mi? Alçak herif, sen benim duygularımla oynadın. Sen bir tacizcisin Bora doğru söz. Çekimi tamamı değil bu. Bütün bunların bir oyun olduğunu ve yeni yazı dizisi için sağ araştırması yaptığımı anlatmıştım. Anlatmaya başladığım yerden kesilmiş, kızın son sözleri de sonuna eklenmiş. Yani? Yani biri bu videoyu özellikle çekmiş ve kurgulamış. Tesadüfen çekilen bir şey değil bu. Boracığım iyi misin? İnanamıyorum olanlara. Feci bir sosyal linç yiyoruz şu anda. Takipçi sayımız devamlı düşüyor. Pırıl, sen çıkabilirsin. Restorana gideceğimi kimler biliyordu? Bu ne demek şimdi? Bu video beni itibarsızlaştırmak için çekilmiş. O restorana gideceğimi kimler biliyordu? Güzel, tamam, bir sakin ol ya. Bir sakin ol. Ne diyorsun sen ya? Ali. Biri benim o restorana gideceğimi öğrenmiş. Ve muhtemelen ne yapacağımı da. Kadın derneklerinin ortak bildirisinde kadına şiddeti meşrulaştıran bu tip sözlere asla yer verilmeyeceği ifade edilirken bizde böyle.net'e boykot çağrısı yapıldı. Ne olacak şimdi ya? Batacak mı acaba şirket? Yani görünen köy kılavuz istemez. Of of. Ne görüyorsun, söylesen hadi. Bitmişiz biz, tükenmişiz. Kör kuyularda merdivensiz kalmışız anacığım. Bu ayın maaşını alabileceğiz mi acaba? Alırsın. Kaçın kurtarın kendinizi. Kartlar yalan söylemez. Kan, ter, gözyaşı ve intikam. Şirketin batmasıyla intikamın ne alakası var ki? Ay yeter, izlediniz izleyeceğinizi. Hadi gidin başımdan. Öyle kötü kötü enerjiler yaymayın. Hadi. Sen kalsın. Ne demek kredi imzada takılı kaldı? Daha önce takır takır verilen onay... Anladım, anladım Fikret Bey. Yalnız biz de sizinle iş ilişkimizi gözden geçireceğiz. Sadece iyi günümüzde değil, zor günümüzde de yanımızda olmanızı beklerdik. Kolay gelsin, sağ olun. Sağ olun. Gerizekalı. Ne diyor Bora? Videonun ticari itibarımı zedelediğini düşünüyorlar. Haklılardı. Sonuçta sosyal içerik üreten bir şirket burası.
Gittiğiniz kafenin sahibi. Merhaba. Burhan Bey. Alo Burhan Bey. Çok geçmiş olsun Bora Bey. Bu durumun bizim işletmemizde yaşanmış olması beni ayrıca üzdü. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Var. Durumu biliyorsunuz. Restoranın içini gösteren kamera kayıtlarına ihtiyacım var. Çok acil. Ah, vermeyi çok isterdim. Fakat dün gece restorana hırsız girdi. Ne? Hırsız kayıtları da mı çalmış? Maalesef Bora Bey. Eğer yardımcı olabileceğimiz başka bir konu varsa seve seve. Yok. Tekrar geçmiş olsun. Galiba haklısın Bora. Biri sana kumpas kurmuş gibi gözüküyor. Çok iyi çözdün yine yani olayı. Gerçekten güzel çözdün. Bora abi kim böyle bir şey yapar ya? Ona sonra bakacağız. Önce durumu kurtarmamız lazım. Bu kadar emek. Bu kadar çalışan. Hadi bir komuta yüzünden her şeyimi kaybedemem. Aşk kendi seçer.